Günümüzde ideal bir adi olmak mümkün mü? Modern dünyadaki abzenin yaptırım gücü ne kadar etkili? Son zamanlarda herkesin cevabını aradığı sorular bunlar. Bu soruların cevaplarını net bir şekilde vermemiz tabii ki mümkün değil. Ama bazı konuları biz gençlerin nasıl şekillendirip yorumladığını sizlere anlatabiliriz. Evet, nerede kalmıştık? İlk olarak hemen her arkadaş grubunda bulunan kiabze profesörlerinden bahsedelim. Eğer yeni bir şehre, yeni bir derneğe ya da yeni bir ortama katılıyorsanız lütfen baretlerinizi takın. Tehlike çok yakınınızda olabilir. Her gönderinin sonuna mutlaka JSC yazarak dil bilgisini ön planda tutan, kullanıcı adında bolca çerkez itemleri bulunan, tırnaklarına oje sürerken ya da bir kolunu dumbbellla çalıştırırken boş kalan eliyle tweet atıp sürekli birilerini eleştiren, sürekli o öyle değil böyle diyen arkadaşların durumlarına bir göz atalım. Ya işte bizim kültürümüz böyle. Her şeye özgüven ve bir çikolataya bakar sonuçta. Bunda yadırganacak veya yanlış bir şey yok. Bizim kültürümüz böyle. Ne öyle diyorsun da, akşamki düğüne senin abin gelecekmiş. Hatta pişineyi o çalacakmış. Bence gelme istersen. Saçma sapan konuşma. Kim dikkat ediyor artık böyle şeylere? Ben mi dikkat edeceğim? Bolca çikolata aldın değil mi? Bir sürü misafir kız gelecekmiş. Sosyal medyada günde 5 vakit fitne dağıtan, olayları sadece kendi istediği gibi yorumlayan, eleştirilerine cevap verilince "ay linç ediliyorum" diye feryat figan eden, en büyük özelliği genetik bir adi olmak olan, kendini bulunmaz uzun yaylı ağacı zanneden, herkesi kendisine hayran sanan, doğru efekte dünyanın en güzel kızı olan, oysaki gerçekten habersiz çekilen her fotoğrafta ortalama bir güzelliğe sahip olan, sosyal medya hesaplarında algı operasyonu yaparak kendilerini düşünceli, zeki, idealist biri gibi gösteren bu arkadaşlar zamanlarını genellikle şu şekilde harcar. Birkaç yüz tane daha selfie çekip story atayım da insanlar güzelliğimden mahrum kalmasın. Allah'ım ne kadar güzelim. Hemen her fırsatta gençlerin öneminden bahsediliyor. Kabul. Gençler gelecek için çok önemli. Ama gençlerin donanımı ne kadar? Kaberde Work bir sülalenin Work oğluyum. Çok iyi şaşı oynarım, boş zamanlarımda okey'e dönerim. Biraz daha kendinizden bahseder misiniz? Çok iyi şaşı oynarım, Work bir sülalenin Work oğluyum. Hadi yer bize bir şuna be. Bir de mikro milliyetçilik ve bölgecilik var. Vay efendim uzun yayla çorak. Vay efendim Maraş uzak. Vay efendim Düzce yakın. Vay efendim Kabardeyler şöyle. Vay efendim Abazalar böyle. Diasporayı Westeros'a çevirdik. Neyini anlamıyoruz? Birlikteysek güçlüyüz. Fıkra dediğin anlatmayı bilen biri tarafından anlatıldığında komik. Evet ama bu fıkrayı yaşayan kişi için hiç de komik bir yanı yokmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.